Merhaba, programa hoş geldiniz. Sibel merhaba. Merhaba. Evet, Sibel Yiğit Arklan, bugün programı yapacağız. İlk soracağım soru, bir sistem getirmek istiyorum. Neye karşı olduğunu açıklayacağım. Kürt arkadaşlarla program yaptığımda ilk sorduğum soruya uzunluğu, verdikleri yanıtın uzunluğu önemli değil. Kürtçe cevap vermelerini istiyorum. Ee, onu çevirmeyeceğim İzleyen izleyen Kürt arkadaşlar zaten anlar ee, ayrıca zaten e, Sibeli ya da bundan sonra çıkartacağım diğer arkadaşlar üç aşağı beş yukarı siyaset içerisinden biliyorsunuz ne diyeceklerini de tahmin ediyorsunuz neden böyle yapacağım artık halay Kürtçe halay ne demekse Kürtçe halay Kürtçe halay bile yasaklandığından ve bundan dolayı insanlara ceza verildiğinden dolayı en son e, geçen hafta 4 e, müzisyen Kürtçe müzik yaptıkları için ceza aldılar Kürtçe müzik yani televizyonları var devletin kurduğu ki ben e, bazı Kürt arkadaşlarla da tartıştığım bir konu bu işi devlet yapmamalı devlet özgürlük tanıyorsa buna Özel Türkiye'de Kürtçe televizyon kurulmalı. Bunu devlet yaptığı zaman belli bir sınır içerisinde yapar demiştim. Ee, yani özellere izin verdikten sonra devlet yapabilir. Ama ben özgürlük veriyorum diye sadece Kürt televizyonun devlet kurduğunda aynen benim yıllardır söylediğim bir noktaya geliyor o da ben verdiğim kadar, izin verdiğim kadar kötü olursun, ben izin verdiğim kadar devrimci olursun, Alevi olursun. Onun ölçüsünü ben belirlerim diyor. Yani Marx'ı da ben belirlerim diyor. Kürtçülüğü de, Kürtlüğü de, Aleviliği de her şeyi ben belirlerim diyor. O yüzden ee, ne kadar cevap vereceğin sana bağlı bir şey. İlk sorumu bunun üzerine bu bize biraz Kürtçe halayı tarif eder misin? Eee Tijizane ki gele kurt elektrik devlet Hamizan'ın şeyi ki gele kurt Dirokavi Hazaran sala zedetre. Eee bismiyon litteni Türkiye yani Bakure Türk Bakure Kurdistan etişi. Ve kedinci Çandavi her tişte bir kadehi. Ne iro kadehi ses kadehi. Emci eee bejin ki bu kadeh eee bir kadehi bir kadehi em ber kabudun u binajirakın van roja van van salajimiz kavim abetin serçar edari hevale megirdin ve kedinci ana her diş, her diş, bu mek kadehi emci protesto dükün ve ve çiki ve durumu em karın daha bir yaşın daha kişi haber beden Evet, teşekkür ederim. Bir de ben seni yakinen tanıdığım için tahmin edebiliyorum söylediklerini. Şimdi bugün esas konuşmak istediğim konu, daha önce de senden konuşmuştuk. Ta HDP'nin kuruluşuyla geliyor esasında. Daha doğrusu HDP'nin değil, bütün kurulmuş ve kapatılmış partilerden sonra. HDP ile başlayan bir dönem var. O da işte HDP'nin baraj ciddiye almadan seçimlere katılması yüzde onluk barajı ve bir önemli bir sloganla çıkması Türkiyeleşmek. Ben hep bu Türkiyeleşmek meselesini şöyle algıladım. Türkiye'de uygulanmak istenilen ya da karşılığı nın bulunduğu buna bir, bir takım sol gruplar da dahil olmak üzere Türkleşmek olarak algıladılar ve e, HDP işte bu fırsatı kaçırdı. Türk yerleşemedi derken Türkleşemediğini anlatmaya çalıştılar. Yani Türklerin işte o oligarşik yapı içerisindeki burjuvazi içerisindeki partilileri gibi olalım diye anladılar. Yani biz bir de bir Türk partisi olalım. Aynı onlar gibi ara sıra saçmalayabiliriz. Her türlü hakkımız var. Ama Türkiye'yleleşmek bu değildi. Benim anladığım ve bizim HDP olarak ilk çıkışta söylediğimiz. Bunun üzerine e, bunu senden dinlemek <laughs> istiyorum. E, tabii ki HDP'den önce aslında bizim bu mücadeleye legal siyasal alan çok eskilere dayanır. Dep hep özdep ve inanılmaz bir emek bedel ve devasa bir üretim var. Devasa bir mücadele var ve mücadelenin sonuçlarının aslında bir parçasıdır HDP, HDK, HDP ve devam eden şimdiki deme dönüşen bir durum. Tabii ki şimdi Türkiyeleşme meselesine gelince şimdi şimdi bizim amacımız, bizim perspektifimiz, paradigmamızda da var, parti tüzüğünde de var. Türkiyeleşme dediğimiz şey hani eşit yurttaşlık temelinde herkesin kendi rengini, dilini, cinsini ve kimliğini ifade eden kimliklerin birbirinden üstün olmadığı çokluk kimliklerle birlikte yaşayabileceği bir zemini ve hayatını yaşat yani hayat zemini oluşturmak legal alanda kamusal alanda her alanda yani hastaneye gittiğinde ana diliyle hizmet görmek Kürtçe Kürtse Kürtçe değilse Alalazca inançları Müslüman değilse başka bir hangi inancı taşıyorsa ölmek defin işlemde onu kullanmak ya da ibadetini hangi dilde hangi alanda hangi kurumda yapmak istiyorsa o amaçla bir politika yürütüyoruz. Çünkü Türkiye'nin ulus devlet sisteminin getirmiş olduğu sonuçlara baktığınızda hani sen de dedin ya insanı böyle bir kalıba sokan benim istediğim kadar Kürt benim istediğim kadar Müslüman benim istediğim kadar Alevi. Şimdi biz zaten buna karşıyız. Mesela şey yapıyorlar ya özel devlet kurumu olarak Kanal 6 var TRT 6. Ama şimdi TRT altının ilgi Kürtçe'ye yayın yapıyor fakat kendi devlet yani, paradigması ideolojisi doğrultusunda bir yayını var. O yayının yani özgür düşünen, tartışan, eleştiren devletin resmi politikasının ideolojisinin dışında bir cümle kurabilecek bir düzeyi yok. Çünkü devlet onu kurmuş. Ve sen onun karşısında kendi dilini, kendi ihtiyaçlarının temelinde bir yayın yapmak istesen, bir televizyon kurmak istesen devlet izin vermiyor. Aynı şu andaki Diyanet gibi. Diyanet albüm topluyor tırnak arasında şunu söyle Tam da işte Türkleşmek o değil mi? TRT'nin özel olması gerekirken. Tabii ki. Ama devlet kurduğu için işte Türkleşmek dediği o. Kürtçe de yayın yapsa, Arapça'da yapsa. Bunu ben bir devlet olarak ben belirlediğim için dediğinde Tabii ki. o Türkiyelilerin değil Türkleşmiş bir radyo ya da televizyon olarak kalıyor. Hangi dilde olursa olsun hiç önemli değil ruhen cismi ruhen, kalben fikren devletin itaat ettiği devlete biat eden devletin istediği makbul bir e, bir vatandaş tırnak içinde bir hal olursan belki o noktada seni kabul edebilirim diyor. Ama es eskiden öyleydi. Aslında şimdi makbul Kürt de kalmadı. Bakıyorum tüm Kürtlüğe dair her şeyi yok sayıyor. Eskiden kendi Kürt'ü vardı. Al sana bir Kürt, evet, Bir tane evet. Kürt dedim. Erdoğan çıktı sahnede dedi ya al sana bir Kürt. Al sana iki Kürt. Yani bir nesneleştiren ee, söylemekten imtina ettiğim bir şey. Hani böyle bir insanın kimliğini, kültürünü nesne haline dönüştüren ve oradan da söylerken de üstten kibir diliyle yaklaşan bir davranış biçimiyle bir Kürtlüğü tanımladı. Yani aslında şey, kürtlüğü şey kürtlüğü geldi birden, bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur. <laughs> yani orada Kürtlüğü tanımlamadı aslında. Kürtlüğü kendi yanındaki ee, şey hayal dünyasındaki fikri yapısındaki bir Kürtlüğü anlattı orada. Yani benim bir demenim istediğim Kürt bir adet Kürt olabilir, bir nesne olabilir. Ruhu, kalbi, beyni, itirazı olmayan, düşünce sistematiğinde her şeye itaat eden yani ee, aslında hani diyor ya fikren ve zikren bütün e, hayatını yok etmiş bir e, devlet sistemi var. Sadece bunu Kütlere yapmadı aslında Ermeniler de yaptı. Ermeniler Rumlara da ya. yaptı, e, Lazlara da yaptı. Ama Kütler milyonlarca bir halk olma gerçekliğinden kaynaklı ve sistematik olarak böyle aralıklı direniş yöntemle direni, direndiği için bugün bu noktaya geldi. Yani mesela diğer halklar nitelik olarak nicelik nice, nitelik olarak iyi ama nicelik olarak azlardı. Mesela Ermeniler nitelik olarak çok iyi bir niteliği vardı ama nicelik rakam sayısına baktığın zaman Kürtler kadar büyük bir nüfusa sahip olmamalarından kaynaklı. Bir de o dönemin konjüktürünün ne olduğunu, dinamiklerine baktığın zaman bugünden o gün tartışmak doğru da gelmez. Ama hani Kürtlerin bugünkü mevcut durumu dört parçaya bölünmüş olması, kimliklerini kendi içlerinde yaşamaları, dinini, kültürünü, sözünü söylemeleri bugün devletin ideolojik yapısına karşı e, duruşu devleti zorluyor. O yüzden hani kalkıp diyorlar ya aslında Devletin kendi aparatları diyor aslında Türkleştirme, HDP Türkleştirme. HDP kimse Türkleştirmiyor ki. Bilakis HDP herkesin Türkleşmesinin önüne geçen bir politika izliyor. Yani herkes Türk değil, herkes Müslüman değil, herkes Alevi değil, herkes e, kadın değil, herkes erkek değil. Yani herkesin devletin vermiş olduğu kimliklerin dışında kimlikleri olduğunu söyleyen bir politika üretiyor Evet. Ama bizim işte biraz handikapımız bu. Hani milliyetçilik, her türlü milliyetçilikle karşı karşıya mücadele et, karşı karşıyayız. Onun için de mücadele ettiğimiz için biraz e, hani ezilenlerin ezilen ulusun zaten kimliği olmaz yani. onun tartışmasını da yürütmüyoruz. Çünkü hani ezilen bir ulusun milliyetçiliğini nasıl yapacak? Yok öyle bir dünya. Ama bizim de derdimiz o değil ki. Mesela İstanbul'da yaşayan bir Kürt örnek. Çoklu kimlikleri var. Bir İstanbul'da yatıyor, Kadıköy'de oturuyor ya da işte Beşiktaş'ta oturuyor ya da herhangi bir semtte. E uşak orada oturmuşlar mesela. Bir işi var, bir düzeni var, bir kimliği var. Bir getir bir hafızası var orada. Ama kimlik olarak da Kürt. Ama Türkiye'de de yaşıyor. Şimdi bunun dengesini sağlayabilmek o çokluk kimliklerin eşit oranda birbirle çatıştırmayan bir mücadeleyle ancak bunu çözebiliriz. Şimdi kimlikleri çatıştırmak isteyen bir devlet var. Bize kimlikleri barıştıran, uzlaştıran ve her kimlik, çoklu kimliklerle yaşamak ki esas alan bir politika, ideoloji esas alıyoruz aslında. Evet. Şimdi er Ermenilerden de işte e, Rumlar, Yahudiler için söyleyebiliriz. Nüfusu evet az gerçi Osmanlı döneminde ciddi bir nüfus var. Kürtler evet. kadar olmasa da ciddi Doğru. bir nüfus var. Ama Kürtlere verilmeyen hak onlara verilmiş e ee, yani benim ilkokul dönemimde de verilmiş bir hak bu. Nedir o söylediğim hala da var olan ama şu anda ilk defa AKP döneminde tartışılan bir konu. Ermeni lisesi, Rum lisesi, Rum ilkokulu, Ermeni ilkokulu bunların hepsi e, var esasında. Bu hak bir tek Kürtlere verilmemiş. Yani bir Kürt ilkokulu yok ama Ermeni ilkokulu var. E, Rum ilkokulu var onlara karşı bu mücadele Kürtlere karşı verilen mücadeleyle aynı olmayabilir. Çünkü e, Osmanlı döneminin Türklerinin yanında çok eğitimli bir Ermeni, Yahudi ve Rum olduğu için ticareti de bunlar almışlar. Bir bakmış ki devlet burjuvazi bunlardan oluşacak. Evet. Kurmak istedikleri o suni burjuvazi bunlardan oluşacak. İşte orada bir sürü Sadece 1915 değil 42'de alınan karar gene sürülme işte e, Salkım Hanım tanelerinde görüyoruz onu falan filan. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Ermeniler hani azınlık hakları üzerinden böyle bir durumları var. E, bence bu yeterli mi diye sorsan yetersizdir. Ben hani bir e, Ermenilere yapılan bir soykırım var ve bu soykırımda yapıldığını her yerde, platformda da söylerim ve arkasında duruyorum. Ermenilere yapılan bu soykırımın devlet ideolojisi olduğunu ve bugün noktaya geldiği zaman devletin aslında bu şimdiye kadar yapmış olduğu soykırımların bir yüzleşme, tarihsel yüzleşmesinin olmasından, olmamasından kaynaklı bugün biz bazı şeyleri hani konuşamıyoruz. Yani biz konuşuyoruz ama de, yani genel kamusal alanda konuşulmuyor çünkü yasak. Yani çünkü devlet yapmış olduğu soykırımı yasaklıyor. Şimdi bu... Geri hani, kızıyor. Yani o artık onu soru da şey olarak yani bu bizim yani e, bu bu kıyaslanacak bir konu değil aslında bence Hani çünkü Ermenilere Ermeni bir halkı var Ermeni halkını yapılan bir zulüm var ve zulümün getirmiş olduğu ağır bir e, ağır bir miras var bu Kürdistan'da da var Türkiye'nin başka şehirlerinde de var ve bu mirasın mirasın tamamı soykırım mirası. O, onda hem fikiriz benim sana sorduğum şu ya da merak ettiğim bir küt olarak ne düşündün? Size verilmeyen hak onlara niye verilmiş? Sizi mi Türk olarak gördüğü için devlet böyle bir tavır alıyor? Bu Osmanlı için de geçerli. Osmanlı sonrası devlet için de geçerli. Bugün hala işte Türkiye'nin dili Türkçedir dediklerinde hala bir Rum lisesi var, Ermeni lisesi var. Hepsi Var, azaldılar sayı olarak çünkü nüfus da azaldı mesela bizim Fenerbahçe'de e, sonradan muhtarlık olan yer eski Rum ilkokuluydu benim mahallemde oradakiler de arkadaşımdı ama o halk onlara verilirken size niye verilmemiş çünkü azınlıksa Türkiye için Kürtler azınlık değil Kürtler bir halk şimdi orada bir fark aradaki o farkı koymak gerekiyor Kürtler 20 milyondan fazla Türkiye'de yaşayan bir halktır. Bu halk olma gerçekliğinin geçirmiş olduğu hakları var. Bu da demek ben değil. Ben Türkiye'nin bakış açısından azınlık dedim. Kendi görüş açımdan demedim onu. Ha, söylemiştim. Türkiye öyle bakıyor çünkü. Evet evet zaten hani öyle baktığı için biz o ta kavramları tartışmak veya kavramların için bu yani Türk, e, ideolojik bir kavramın üzerinden konuşmak istemiyorum. Fakat Kürtler 1920'deki o anayasayla kurulduğu zaman ilk anayasada eşitlik temelinde oluşan bir anayasa. 21, evet. 20'de öyle, 21'de de öyle, 24 anayasası ile birlikte bu ulus devlet sistemine geçtikten sonra Kürtlerin kimlikleri ve kültürel kodlarını yok saymışlar. Çünkü niye? Ulus devletin tabiatında tek bir ulus vardır. Tek bir etnik etnisite var, tek bir inanç vardır, tek bir cins vardır, tek bir ideoloji vardır. Başka tek bir hani diyor tek bayrak, tek vatan, tek şuba. Bu. Aslında bunun içi budur. Evet. E ve bu ulus devletin getirmiş olduğu karakterlerin Karakteri nedir? Yani Kürdük yok sayar. Çünkü 20 milyon Kürdü demi kabul etmek demek. Şeyh Said'i, Seyit Rıza'yı e, idam etmesini, Dersim soykırımını, Koçkiri'yi, Ağrı'yı ve Sivas'ı, Madımak'ı bunların hepsini, Maraş'ı, Çorum'u, yani Alevi'yle bir kısmı Alevi, bir kısmı, bir kısmı oranda Kürtlere yapmış olduğu o ağır, e, mesela Dersim bir soykırımdır. Onu yüzleşmesi ve beraberinde o sorumluluğu alması anlamına gelir. Evet. Şimdi yüzleşmek sorumluluk getiren bir şey. Ve doğal, olarak ulus devlet yüzleşemez. Çünkü ulus devletin tabiatında başka bir etnisite, başka bir inanç yoktur. Şimdi ondan kaynaklı olarak Kürtlerin, hani hep diyor ya bizim Çanakkale'de atalarımız beraber, Kürtler, Türkler beraber Çanakkale mezarlığı oradadır. Biz biz öldüğümüzde mezarlıklarımız konuşulur yani. Bizim ölümümüz sadece orada Kürt olarak edilir bir de seçimlerde var, var oluruz. Sandıklara git, gitmeden önce iktidarlar, iktidar partileri ya da iktidar olmak isteyenler ya da barajı aşmak isteyen ya da ne bileyim kendini siyasete var etmek isteyenler o zaman gelirler Kürdistan'da Kürtlere dair bir propaganda yaparlar ve derler ki biz Kürtleri tanıyoruz şöyledir işte hakları vardır vesaire 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 günün koşullarına kojüktüre uygun kendi koşullarına uygun cümleler kurarlar ama iki gün sonra gittikten sonra Ankara gittikten sonra Kürtler yoktur Kürt diye bir şey yoktur varsa bir tane Kürt, iki tane Kürt nesneleşen, içi, ruhu, kalbi, kültürel kodlarıyla oynanmış, kendi istediği bir cisme dönüşmüş bir Kürtlikten bahsediyor. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Hani Kürt olmak ya da Türk olmak da insanın aslında söylendiğinde çok rahatsız eden bir şey. Evet. Bize yok dediği için biz bugün mücadelesini yutuyoruz. yani. Yani bir Türk olmanın bir avantajı yoktur ki yani Türk olmanın ya da Kürt olmanın ya da Alevi olmanın birbirine farklılığını getiren bir şey yok yani devletin sana verdiği bir kimlik üzerinden sen övünüyorsun mesela diyor ya bir Türk dünyaya bedel bir dünyaya bedel olmanın getirdiği ne yaratın, dünyayı mı değiştirdiniz yani et, asla kimliği küçümsemek azımsamak ya da şey amaçlı söylemiyorum bu narsist yaklaşımların bu e, şöven durum duyguların insanların toplumları nasıl çürüttüğünü anlatmak için söylüyorum çünkü toplumu çürüten bir şey bu şövenlik Şimdi bakın mesela her türlü kirlilik var. Kirlilik yaptı yapan tecavüz, hırsızlık, yolsuzluk, tonlarca kokain, öteki, iki bakıyorsun. Arkasına bayrağı asıyor. Ve attığı slogan ne? İşte diyor bu vatan bizim. Yani hangi vatan senin kardeşim? Sen yapmış olduğun uyuşturucu ticaretinden dolayı vatan vatan dediğin şey o uyuşturucuya mahkum ettiren bir vatan mıdır? Ya da gidip mesela Hrant Dink'i katleden arkasına bayrak asıyor. Mesela aydın, entelektüel, toplum tarafından sevilen, saygı duyulan bir insanı kimliğinden ötürü katlediyorsun. Ve arkasına diyorsun ki bu seninle gurur duyuyor. Yani bir insanı öldürmenin gurur verici ne gibi bir yana olabilir? Ya da senin oradaki etnik kimliğinin hangi bir üst, burada bir üstünlük mü var ya bilakis o kimliğin arkasında baktığın zaman o kimliğe baktığın zaman arkasında ne görüyorsun? Birini öldüren, öldür, öldürülme görüyorsun, e, uyuşturucu görüyorsun, tecavüz görüyorsun. Yani kimliğe sahiplendiğin ya da yücelttiğin kimliği böyle ucuz, klişe toplumun ahlaki değerlerinin önüne koyduğun zaman bugün işte hani Türklük, Kürtlük, Alevilik, Sunilik çatışmalarında da bunun, bu zeminde koyduğun vakit işte böyle ucube bir sistem, ucube bir toplum, ucube bir durumdan bahsediyoruz. Mesela 45 çocuk tecavüz edildi Konya Karaman'da. Evet. evet. sen oraya bakıyorsun, milliyetçilik oranına bakıyorsun, eminim yüzde seksenleri geçer. Ama şimdi, e, mesela diyelim ki bir Kürt gitse, orada bir Kürtçe konuşsa, ya da ne bileyim bir Ermeni gitse, ibadetini ya da bir Hristiyan gitse, ya da ne bileyim bu hani onların resmi kimliklerinin dışında biri çıkıp orada bir cümle kursa, emin ol o 45 çocuğa tecavüz edenlerin yakınları da dahil olmak üzere, en başta gidip oradaki insanlar linç eder. Sen az Kürtçe konuştun der. Bu kadar toplumu bir Kimliklerle üzerinden terbiye etmiş, nefretle konsolide etmiş bir sistem var. Aslında çok acınası bir durum. Çok acınası bir durum. Şimdi mesela yangınlar çıkıyor, değil mi? E yangınlar çıktı ve yangınları mesela uçak, yangın uçağı şey, yangın söndürme ile uçağı yok. Şimdi insana bunu tartışamıyor. Sorduğun zaman seni hemen terörizmle itham ediyor. E 11 ilde şey oldu, deprem oldu. 11 ilde ve depremlerin ben hep dün akşam da bir programa katılmıştım ondan önce de biz, biz demokratik özellik dediğimiz de aslında budur. Yani yerelin kendi içinde güçlerinin olduğu, dinamiklerinin olduğu, yerel halkının kendisini karar verdiği bir yönetim biçimi, o yönetim biçimini de yerelin sorunlarına ihtiyaç veren politika üretmesi gerekir. Yani demokratik özellik budur yani. Ve bunun içinde de federasyon konfederasyon sistemiyle kendini var eder. Şimdi mesela 16 tane Almanya'da eyalet vardır. Hepsi bir arada yaşar. Tamam ulus devletir. O ayrı bir şey ama sonuçta her eyalet kendi kararını kendi verir. Mesela İsviçre'de 26 tane kanton vardı. 8 milyon nüfusu vardı. 4 milyon, 8 milyon nüfusu var. Şimdi bunlara bakıyorsun kendi içinde gayet de oluyor. 4 dil var. 4 dilde birbiriyle kavga etmiyor. Şimdi 11 tane ilde deprem oldu. İnsanlar can böyle canlı yayınlarda hayatını yitirdi ya canlı yayınlarda ve hala insanlar çadırlarda yaşıyor. Şimdi bu nasıl diyorsun ki mesela Hatay yerle bir oldu. Hatay bitti yani. Adıyaman öyle, Antep'in kısmı öyle. Yani insan iç, iç, içi gerçekten yüreği yüreği yanıyor yani. Şimdi diyorsun ki yerel yönetimleri eğer biz seçilmiş olsaydık oranın itfaiyesini de onlar verecekti. polisinde, de, de, güvenlik sistemini de kendi oluşturacaktı. Zaten deprem depreme dayanıklı olmayan binalar inşa edilmeyecekti ve levki inşa edildi. O zaman o sistemde hesap sorulacaktı yani. Şimdi ne e, sistemin kendi depreme dayanıklılık testi yapılıyor. Ne insanlar orada yaşam alanları kontrol ediliyor. Ne yaşamı yitirdikten sonra dahale etmesi gereken e, sistemden hiçbir harekete geçmedi. İtfaiyesidir, 112'sidir, 155'indir. Yani yapması gereken yangın e, akutudur vesaire vesaire. Yani o dönemin o gönlünün ihtiyaçlarını acil gitmesi gereken bütün birimler sınıfta kaldı sadece gönüllüler üzerinden kendini var eden bir çalışmaya dönüştü. Normalde mesela yerel yönetimler bizim dediğimiz model olmuş olsaydı şimdiye kadar mesela diyelim son dört yıl yapılmış olsaydı belki o gün bir şey yapılamazdı ama ama en azından en azından sana şimdi çadırlarda konteynerlarda kalmamış olacaktı. Evet. Hani içme sulara insanlar içme suyuna ulaşamıyor, erişemiyor. Yani e, hani biz bu kadar 21. yüzyılın içindeyken biz bunu tartışıyor olmamız da çok acı bir şey yani. Çok acı bir şey gerçekten. Malem işte ben kimliğimin, haklarımın, ailemin, atamın, dedemin getirdiği hakları doğuştan gelen dilimi kullanamıyorum. Bu çok acı bir şey yani. Doğuştan gelen kültürel kültürümü yaşatamıyorum. Şey, i̇şte evlatlarıma, bundan sonraki jenerasyona bu kültürü, bu kimliği veremiyorum yani. Niye? O devlet benden bana demiş ki sen Kürtçe konuşamazsın, Kürt yasak değil. Böyle bir ucu ve sistem yani. Şimdi bu sistemi bizim mutlaka sadece aslında bir de dediğim şu bu hani sorun olarak tariflenir ya Kürt sorunu. Sa Kürt sorunu değil bu. Bu Türkçülük sorundur. Kürtlere sorun derler, kadınlara sorun derler, kadın sorunu derler. Doğa sorunu, Kürt sorunu, Alevi sorunu. Halbuki bu kimlikler sorun değil. Siz bu kimlikleri görmeyerek sorun olarak gören bir bu ideolojiye sahipsiniz. İdeolojiniz sorun. Sorun olan sizsiniz yani. Yoksa sorun olan ne benim kimliğim, ne benim kadınlığım, ne benim kürtlüğüm, ne benim inancımdır. Sorun senin bakış açındır yani. Evet. evet. Şimdi bir şey aklıma geldi. Bunu ara sıra kendimden tartışıyorum ama hiç sormak aklıma gelmedi belki de belki de konu buraya gelmedi. Türkiye'nin Yedi bölgeye Cumhuriyetin kuruluşuyla 7 bölge olarak ilan edilmesi ileriye dönük bir özel bölgeler ilan edilmesi anlamında olabilir mi Bunu sadece coğrafi nedenlerle bölündüğünü düşünmüyorum Çünkü çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana bunu çok az kişi biliyor ee, Türkiye'de ilk eyalet sistemini e, siyasi anlamda tartışan kişi Halka dönük bir şekilde değil, kendi e, içerisinde Kenan Evren, Türkiye'nin eyaletlere bölünmesini söyleyen e, Turgut Özal'a, Kenan Evren büyük vasıtlar ona da söyleyen Amerikadır. Ama e, çünkü onun o, o çapta bir e, tartışma yapacak zekası olduğunu sanmıyorum. Özal o dönemde e, başbakan yardımcısı iken daha anap kurulmamışken hayır efendim Türkiye buna daha hazır değil diye cevap veriyor. E çünkü... Fakat sonra, sonra kendi partisini kurunca ve başbakan olunca Türkiye'de Kürt Kürt meselesini konuşan ilk başbakanmış gibi bir takım havalara giriyor. Ama bana göre doğru değil. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin ilk kuruluşunda böyle bir düşünce çünkü daha sonra da var işte Kenan Evren ne kadar gelen Dönemde var böyle bir özellik hiyerarşisi. Eyalet... Evet bunu tarihçilerle konuşmamız gerekiyor çünkü tarih tarihin konusu tarih konusu üzerinden de şimdi bugünden o günü tartışırmak ne kadar doğru onu bilmiyorum. Fakat şunu söylemek hiç söylemem gerekiyor yani Türkiye'nin kesinlikle Türkiye'nin federasyon sistemine ihtiyacı var Eyalet sistemine ihtiyacı var kesin evet. öyledir yani Ege'nin ihtiyaçlarını Karadeniz belirleyemez. Karadeniz bölgesi dedikleri. Yani iklimsel olarak, coğrafik olarak, sosyolojik olarak oranın te yani temel ihtiyaçlarını ancak diyelim ki bir Karadeniz'in bir kısmı o da mesela diyelim ki biraz Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz. Hepsi kendi içinde coğrafi koşullarına göre konumlanıp ona göre karar vermeli. Yani bu aynı şekilde Ege içinde geçerli. Bu Akdeniz içinde geçerli. Bizim için de geçerli. Şimdi hep bize şunu söylerler. Yani Kürtler kaçak elektrik kullanıyor. Hani hazır gelmişken onu da söyleyeyim. Ya kardeşim sen e, GAP, hani GAP, GAP projesi üzerinden oradan yapıyorsun. Susu oradan geçiyor, o sistemi oradan yürütüyorsun, onu toprağından geçiriyorsun. Sonra o sistem geçirdikten sonra en pahalı şekilde elektriği ona satıyorsun. Tarımı e, e, teşvik etmiyorsun, hayvancılık desen yok. Elektriği de yük en yüksek oranda satıyorsun. Sonra da diyorsun ki oradan geçen bir sistemin, oradan geçen bir yer altı yer üstü zenginliklerini hem oradan kullanıyorsun hem tekrar dönüp en yüksek fiyatı ona satıyorsun. Bir defa hani e, bu kendi içinde bile bir çelişki ve kendi içinde bir açıktır standart. Yani eğer dert gerçekten devlet, Türkiyeleşme ya da tamam tamam devletin kalkınması diyelim, bütçenin büyümesini, zenginleşmesini düşünüyorsa, tarımıdır, hayvancılığıdır, yer altı, yer zenginlikleridir. O bölgenin kendi içindeki e, zenginliklerine göre hem güçlendirmeli hem de diğer taraflara da bunu teşvik etmelidir. Ama bunu yapmıyor durup durup diyor ki Kürtler kaçak elektrik kullanıyor. Ya kaçak elektrik nerede kullanacak bunlar? Zaten onun toprağın oradan geçiyor. Zaten dişe fırat oradan geçiyor. Sen oradan alıyorsun götürüyorsun dönüştürüyorsun gelip satıyorsun en pahalı şekilde. Çoğu zaman elektrik de gitmiyor. Bir de o var. <laughs> o, o sorun da var. Hizmet de vermiyorsun. Yani Hizmet açısından baktığın zaman da böyle kalkınmada çok geride bir yerde Kürdistan. Elektrik gitmeyen yere buzdolabı gönderen Erdoğan değil miydi? Yapma göz. <laughs> şey. Hayır bir de kalkınmada bak mesela gayri safi milli hasıla düş oranına baktığın zaman mesela şey ortalama şey kişi başına düşen hekim sayısı Eğitime baktığınız zaman, okul düzeyine baktığınızda, hizmet alma noktasına baktığınız zaman Kürdistan genel olarak diğer ülkelere, diğer şehirlere göre, diğer bölgelere göre çok geride bir yerde genç nüfus yüksek, işsizlik oranı çok yüksek ve üretim alanı yok. Hay Mesela çoğu hayvancılık ve tarım alanı e, şeye yasaklanmış. Mesela göç, böyle... göç de çok ciddi tabii. Hem göç veriyor hem neden göç veriyor? Çünkü siz özel güvenlik alanı ilan ediyor. Askeri alan ilan ediyorsun. Oraya askeri alan ilan ettiği zaman tarım yapamazsın, hayvancılık yapamazsın. E senin bütün yaşam alanlarını kapatıyor ve seni orada e, seni orada insansızlaştırdığı için o insanlar da ya orada kalıp açlığa işte mahkum olacak ya da göç etmek zorunda kalacak. Ya da orada kaldığında terörizm diye tırnak içinde kendince yargılanacak ve bir şekilde onun hayatı ve geleceği ipotek altına alacak. Mecburen çıkıp gidiyor. Yoksun, varsılken büyük şeylere gidiyor, yoksullaşıyor. Bir de böyle bir handikapı var. Yani şimdi göç vermek niye insan ülkesinden, şehrinden gitsin ki? Yani ya ekonomik nedenlerle gider ya eğitim nedenleriyle gider. İkisi de ya da zorunlu gider. Ama siz dikkat edin mesela Kütler'de 90 dönemlerinde 4000 köy boşaltıldı. 5 milyon insan göç etti, iç göç verdi. Bir kısmı bir kısmı İstanbul'u, Adana, İzmir o taraflara göç etti. Gö göç ettikten sonra neydi? Korucu olmaları için zorlandı. Koruculuğu kabul etmedikleri için bu noktaya getirildi. Ve o insanlar mesela şimdi... E inanılmaz aslında bu yüzyıllık sisteme baktığında, 120 yıllık sisteme baktığında korkunç bir insanlık enkazı var yani her açıdan. Yani bu sistem inanılmaz şiddet üretmiş. Her ürettiği şiddete de bir milyonlarca insanın hayatına mal olmuş. Ve o milyonlarca insan bir şey olarak miras olarak yani kaç kuşaktı hep birbirine verdiği miras ölüm, acı, gözyaşı ve bir de tabii ki direniş mirası da var ama büyük oranda büyük ölümler büyük acılar yaşanmış yani biraz maalesef böyle Bir tekrar da değil ya yani Osmanlı'nın e, hani hep şeyi konuşuruz ya ara sıra Hiroşima'da hala sakat çocuklar doğuyor diye Mesela Osmanlı sonrası çevre memleketlere baktığında işte mübadele yapılmış o, o getirilmiş, öbürü götürülmüş falan filan Yunanistan'a giden Türkiye'de yaşamış insanlara bakıyorsun. Orada Türk diye sevilmiyorlar. Buraya geldiklerinde Yunan diye sevilmiyorlar. Yani bu Osmanlı'nın getirdiği de bir felaket var. Yani işte Bulgarları küçümsüyorsun ama öyle bir Osmanlı yaşatmışsın ki Jivkov anlaşma yapmış. Nüfusu şu kadar Türk olursa gönderirim diye. İşte o dönemde de Ecevit Türkiye'ye getiriyor. Adamı Türkiye'ye getiriyorsan adam Türkiye'den memnun değil bu ne biçim ülke diyor. O tekrar dönmek için çab felaket bir o dediğin insan felaketi Osmanlı'dan da acayip bir şekilde gelmiş her tarafımıza yansımış yani garip bir şey şimdi de zaten şimdi de en büyük problemle Bir taraf cumhuriyet, bir taraf da padişahlık üzerinden. iki tane sistem var şu anda. Bir saray evet. sistemi var, bir de cumhuriyetçilik sistemi var. Hani ikisinin de olduğu bir yerde ne çıkacak? Yani bir kendi başına bir yönetim biçimi var mı? Yönetim erki var mı? Yok. Yani devletin kendi yönetim erki nedir diye tariflesen. Diyor ki cumhurbaşkanı hükümet sistemi. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi tam olarak ne? 50 artı 1 dersin. E tamam. Seçim yapıyor seçimlerden net vekili seçiyorsun ama bakanları cumhurbaşkanı atıyor. Şimdi hangi peki seçilen nereye baktı? Meclise gidiyorsun. Meclise karar verme, yasa çıkarma, yasama faaliyetleri yutuyorsun ama o yasama faaliyetlerini bir gecede Cumhurbaşkanı hüküm, yani kararname ile değiştirebiliyor. Anayasa Mahkemesi diyorsun en büyük, Türkiye'nin en hukuk sisteminin en üstü diyorsun. AYM'nin kararı meclisi tanımıyor. Tanımıyor yani. Ben AYM'yi tanımıyorum diyor onu oradan atıyorsun. Peki ne var? Hangi sistemden bahsedebilirsin? Türkiye devletini hangi yönetim biçimi diye sorsan yani yönetim biçimi nedir? Cumhuriyet mi? Bu cumhuriyet mi diyeceğiz? Değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorsun. E hani bu da da ne bu nedir? Hayır. Yani, nedir bu? Yeni yönetimi cumhuriyet. Yani sonuçta İran da cumhuriyet. Yani Hayır, cumhuriyet, cumhuriyet olması... değil. Ben cumhuriyet olarak düşünmüyorum inan ki. Hayır ama Türkiye cumhuriyeti kurduğundan itibaren hiç bu İsmi cumhuriyet cum nasıl demokratik bir cumhuriyete dönüşür tartışmamış. Mesele demokratik cumhuriyet olup olmamasında. Ne, cumhuriyet Yoksa mi? Ya, Sovyetler cumhuriyet. Sovyetler de cumhuriyetti. İran da şu anda cumhuriyet. Cumhuriyet olup olmaması bir şey değiştirmiyor. Ama cumhuriyet Bunu, dediğin nedir? Ben onu sana soruyorum. Mesela İşte Sovyetlerde daha değişik. Şimdiki bir şey. cumhuriyet Türkiye cumhuriyeti. Halk cumhuriyeti Sovyetler. Halk cumhuriyeti miydi? Değildi. E işte, İran. İslam Cumhuriyeti. İsmen Cumhuriyet ama. Ha? E, Türkiye de İsmen Cumhuriyet. İşte onu söylüyorum ben de İsmen Cumhuriyet. Ama işte onun nedeni de bence demokratikleşmek için hiçbir mücadele edilip de başına bir şey konulmaması. Vallahi biz hep o... ediyoruz. Ha? <laughs> biz hep ediyoruz ama hep <laughs> biz yalnız kalıyoruz. Evet. mücadele ediyor ve Kürtler her zaman e, bakın bu hani diyor ya şey, sistematik olarak darbe üreten darbeler rejimidir aslında şu an Türkiye devleti. 10 yılda bir darbe olmuş. 60'da olmuş, 70'de olmuş, 80'de olmuş, 90'da olmuş, 2016'da olmuş. O hani darbe girişimi dedikleri ama ne oldu henüz bilinmeyen bu konuda tartışmaya, tartışmaya izaha muhtaç daha doğrusu bir dönem de var şimdi. bu e, mesela her Türkiye demokratikleşme mücadelesi, dinamikler ayağa kalkıp mücadeleye başladığı vakit darbeler olmuş, darbe yapılmış. İşte i̇şte yani hepsini öfke. yaşamış birisi olarak. Hiç göstermiyorsun. Ya. Ya yani düşünebilir misin? Ben çok partili dönemin bütün başbakanlarını yaşadım. Ya hiç çaktırmıyorsun ya. <laughs> yani. Nasıl oluyor ben şimdi bak şimdi de şimdiki de geldiğimiz zaman. Adnan bak. Menderes yani doğduğumda Adnan Menderes başbakandı. Adnan Menderes çok partili dönemin ilk başbakanı. Evet. E ondan sonrakilerin de ölmediğime göre yaşamışımdır. Daha uzun uzun ömürlerini olsun. <laughs> Bütün darbeleri yaşadım. Evet. Bütün darbe girişimlerini yaşadım. Yani böyle bir sistem içerisinde o yüzden diyorum ya Cumhuriyet'in olup olmaması hiç, hiç önemli değil adının Cumhuriyeti olması. Kore'de hala Cumhuriyet. İşte Sovyetler Zeklayayım. vardı. İran'da Cumhuriyet ama demokratlaşmayınca böyle oluyor. Ne oluyor işte demokratlaşmayınca? Son sorumu soracağım. Üstünde durdun mu? Çok daha yeni bir şey bu esasında. Ee, Türkiye komik bir şey yaşıyor. Milliyetçi hareket partisi, milliyet kökenli bir parti AKP ile beraber çalışmak için dinci rolünü üstleniyor aynı zamanda dinci bir parti olan ve milliyetçilikle hiç bağlantısı olmayan din olarak da olmaması gereken AKP'de ayakta kalabilmek için milliyetçi rolüne girmiş böyle ikisi birbirinin rolünü çalmış esasında. O onu yapıyor, bu bunu yapıyor. Yani milliyetçilikle işte seçim kazandı AKP. Halbuki AKP'nin programında yok böyle bir şey. Şimdi son e, hükümet bakanlar kurulu ahlakta toplanacak. Vanda. Bitti işte. İşte 1071'in her sene yapıyor ya MHP bunu. Onlar da oraya çağırmış. Bahçeli demiş ki Erdoğan'a burası sizin eviniz sayılır. Bir gecede bende kalırsınız demiş. Bakanlar kurulu orada toplantı, toplantı yapacak. Bu bütün bu Suriye, Irak, İran dört taraf yani Türkiye dahil olmak üzere bu kadar karışmışken MHP Kürt ırkçılığından siyasetin içine bu kadar girmişken Ahlat'taki bu toplantıya AKP'nin Bakanlar Kurulu'yla beraber gitmesi yani şimdi aslında MHP ideolojik olarak devleti temsil ediyor. Devleti yöneten o aslında. Tabii, tabii, tabii. Yani dedin ya AKP'nin ırkçılığı, ırkçılığı, ırkçılığı aslında milliyetçiliği yok. AKP din milliyetçisidir. Ben onu söyleyeyim sana. Yani benim kişisel kanaatim bu. Ee, şimdi AKP, MHP sorumluluğu yok ama yetkisi var. Mesela bir şey olduğunda AKP sorumluluğu ödeyecek. Faturayı AKP ödeyecek ama sorumluluk eee Nasıl dedim? Yetki bende, sorumluluk sorumlu yetki her şeyi ben yaptırırım ama sorumluluk almam. Böyle yetkisi sorumluluk hali var. Ay, e, yani MHP'nin dediği her şeyi yapıyorlar ama sorum, e, MHP'de hiçbir sorumluluk yok resmi olarak da, teknik evet. olarak da. Hiçbir gün yargılanacak durumda değil. Çünkü resmi olarak sorumlu değil. Ama karar verici o. Her şey o karar veriyor. Onun söylediği sözler üzerine de da onu... Daha belli... doğrusu derin devlet karar veriyor MHP'ye sözcüm sensin git anlat diyor onlar da anlatıyor. Yani arkasındaki güçlerin hangisi olduğunu biraz çok büyük güçler olduğunu düşünüyorum da hani ama biraz daha sermaye güçleri üzerinden karar verildi belli. Ama şöyle bir şey önemli yani e, mesela yetkisi e, yetkisi yok e yetkisiz sorumluluğu var. Bu çok kıymetli şey bir şey çok büyük bir şey. Yani her şeyi yaptıracaksın ama sorumluluğum da yok nasıl onlar yapıyor gibi bir noktadan bakıyor. Kompozitler de öyledir ya sınırsız sorumsuz diye. Şimdi şöyle önemli olan şu yani şu anda Güney Kürdistan'la Irak devletiyle bir anlaşma yapıldı ve o devlet anlaşmasında o madde var. Orada hani Irak devletiyle yapılan anlaşmada şu yani Güney Kürdistan'ın mesela büyük bir alanına Türkiye gidip karakollar inşa etmek ve oraları kendi kontrolünü almak üzere şey kalkınma yolu dedikleri bir sistemi düşünüyorlar ve 2000 sanırım 73'e kadar Ocak Basra Körfezi'ne kadar giden bir yol üzerinden bir çalışma yürütüyor ama karşılığı realde karşılığı yok. Fakat şu sorun yani Dertleri şu orada da bir, bir, bir Güney Kürdistan hükümeti de var aslında Kür, Güney Kürdistan hükümeti var yerel hükümet ama yerel hükümetin de bugün AKP ile iç içe geçmiş olan bir ticari ve anlaşmaları olduğundan kaynaklı e, bir ödün verme taviz verme veya onun bu yat ve itaat etme noktasında istimakbul bir e, siyaset izleme gibi bir durumu var ve bu tabii hepsi için değil. Yani bir kısım için öyledir. Ve o bir kısmının karar veren yetkisi olanlarla yaptığı sözleşme gereği şimdi orada bir yayılmacı yani işgal etme sonrasında ilhaka dönüşen bir politika benimsiyor. Hani bu ne Osmanlı politikasını üzerinden şimdi bir politika yürütüyor. Şimdi mesela Afrin'de öyle. Afrin işgalde ilhak edildi. Çünkü oraya Milli Eğitim Müdürü atandı. İnsanlar e, iş yani çahat alıp alıp or aileler oraya yerleştirildi. Oradaki insanlar sürgün edildi. Bir kısmı katledildi. Yağmalandı, talan edildi ve e, oranın sosyolojisi de oynandı. Şimdi aynı modeli gelip Güney Kürdistan'da yapmak istiyorlar ve bunun üzerinden de Esad'la da tekrar bir işbirliğine girip Rojava'nın devrimde de boğmak istiyor. Yani bunu hepsini olabildiği kadar kontrol etmek ve bu ulus devletin de hani kendine göre sistemini oraya kadar götürmek istiyor. Şimdi bu Ahlat meselesi de hani bakanlar kurulu toplantısı amacı konusu nedir bilmiyorum. Hani şu anda söylenmediği için bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz ama şey olarak baktığın zaman bu gelecekteki eee bu kadar Türkiye kendi ekonomik kriz sosyolojik olarak ahlaki değerleri çökmüşken inanılmaz bir ekonomik yoksulluk varken onu çözüm çare arayışından çok gidip tekrar güney kürdistan'da ya da başka alanlarda kendi yayılmacı politika izleme hali çok akıl tutulması ve bunu da MHP'nin ideolojisine teslim olarak yapması daha korkunç bir şey. Şimdi MHP'nin ideolojisini zaten Türkiye'de toplumsal karşına baktığında barajı biraz uğraşıyor. Yani toplumsal karşılığı da çok düşüktür ama paramiliter güçleriyle ya da devletin bürokrasisinin çok hakim olmasını ayrı bir noktadan konuşuyoruz ama Halkta karşılık açısından baktığınız zaman çok 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 düşük bir yerden yani sadece e, barajı da son sanırım sorular zor açtı. Şimdi böyle bir ideolojiye teslim olmuş bir iktidar var ve bu iktidar teslim olurken de sorumluluğu kendisinde e, kendisi karşılayacak sorumluluğun bedeni o ödeyecek ama e, bu işin olay varsa e, şeyi ha, ne denir? eee inisiyatifi şu sorumluluk konforu gücü iktidar alanı da MHP'ye kalıyor. Şimdi bunlara kendisindeki bu çelişiyi onlar tartışması lazım aslında. Ama o da yok. Yani kendi içindeki parti içinde bir tartışma eleştiri öz eleştiri mekanizması yok ki AKP'de. Siz hiç gördünüz mü AKP'den biri gidip mesela tartışmamış mecliste konuşmuş ya da buna itiraz etmiş yoktur yani. Olmaz. Olamaz. Çünkü yani sistem... Var olanlar uzaklaştırıldı partiden zaten. E zaten dedik ya Cumhurbaşkanı hükümet sistemi dedikleri bir sistem var. Yani şimdi mesela Cumhurbaşkanı hakaret ettiğinde mesela diyelim halka cevap verdiğinde siz ona cevap verdiğiniz zaman Cumhurbaşkanı oluyor. Ama kendisi konuştu ama AKP Genel Başkanı oluyor. Evet. Şimdi iki, iki, üç, iki tane kimlik üzerinden konuşuyor. Şimdi siz dediğinizde diyelim ki mesela insanlara hakaret ettiğinde de böyle ağır cümleler kurduğu zaman cevap vermen istediğiniz, cevap verdiğiniz vakit sizin verdiğiniz cevap Cumhurbaşkanı hakaret oluyor. Ama kendisi cevap konuşmak istediği ya da söylediği zaman da AK Parti Genel Başkanı oluyor. Şimdi bu e, yargı sistemi açısından da bu ucube bir sistem yani. Oradayken bu kimlikler hangi kimlik? Bu e, iktidar erkini kendine karşı kulak yani bireysel alanına kullanmak ve bunu e, hükümeti de onun kendi kontrolünü almak ve beraberinde o küçük ortamda her dediğini yapmak. Yani aslında baktığınız zaman Türkiye'nin şu anki mevcut durumu çok ağır bir durum. Yani her şey çok kötü. Mesela göçmenlerden bahsedilir. 6 milyon göçmen deniyor. O deniyor tamam 6 milyon göçmeni insanlar istemiyor ama sen 6 milyon göçmenin ülkesini işgal ettiğini sesini çıkarmazsan o işgal ettiğin ülkenin insanları da gelir senin ülkene yerleşir yani. Sen orada savaştığın zaman orada oran yeraltı altı yeri süzülen talar ettiğinde sömürgeleştirdiğinde o insanları köleleştirdiğinde insanlar çıkıp senin ülkene geliyorsa sen diyemezsin ki sen niye buradasın sen niye Suriye'desin o senin Suriye'de ne işin var senin Afrin'de ne işin var senin Güney Kürdistan'da ne işin var ve bu devam eden ne işin var bir sürü şey de bunu katabiliriz ee, böyle de bu kadar hmm, kötü bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte maalesef işte bu Ahlat'taki bakanlar kurulu toplantısı bunların hangisine cevap olacak bir konu belirleyecek ee, açıkçası hiç umudum yok Tabbılar kiz e, daha kötü olmamasını umut ediyorum yani. Evet. Teşekkürler Sibel iyi tak. Teşekkür katıldınız. ediyorum. Evet. Sağ olasın. Evet bir programın daha sonuna geldik. Ee, dediğim gibi bundan sonra kötü arkadaşlardan çıktım her programda ilk soruyu böyle devam edeceğiz. Bunu bir protesto olarak algılayabilirsiniz. Bunu bel belki benden beraber gelenek haline getiren arkadaşlar olabilir. Ee, bu başka dillere de yapıldığında aynı tavrı göstereceğim. Ee, çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabi devlet o kadar e, bilgisiz ve saçma sapan kararlar alıyor ki dediğim gibi ilk programın başında Kürtçe halay diye bir şey çıkarttılar ee, bunun devamını bekliyorum ben Kürtçe halaydan sonra işte e Ya geçidine yaya yasakladılar ya, ya, ya peşe ya, peya diyor yani önce yaya, yaya denilen iki kelime o bile Hı. yasaklanıyor emniyet işi gücü yok her akşam gidiyor onu siliyoruz ya sen onun yerine git bu uyuşturucu satan hırsızlar var şu var toplumun güvenliğini sarsan inanılmaz uyuşturucu tutur Ameşşik hakaret etti diye bazı demokrat yayın kanallar bile Ahmet Şık'ı eleştirdiler. Ne dedi Ahmet Şık? Terörist dedi. Peki Erdoğan bana ne diyor, sana ne diyor? Terörist diyor. Peki Ahmet Şık hakaret sayılırken Erdoğan'ınki niye lütuf sayılıyor anlamıyorum yani. İşte az önce demiştim ya ben hani şeyde yani iki taraf iki iki kimlik üzerinden konuşuyor. Seninle konuştuğu evet. zaman öyle onunla konuş Cevap verdiğinde başka bir kimlik kimliğe cevap vermiş oluyorsun. Dolayısıyla bu e, içinde içindeki yargı sistemi de hangisine karar alacak esas alacak. Onu mu alacak bunu alacak. Ama yargı sistemi bağımsız olmadığı için bir e, durduğu yer ve e, söz söyleminin kurduğu yer ve karar mekanizması karar sonuçlarına baktığın zaman hani yargılar yargılamalardaki sonuçlara baktığın zaman tamamen hükümetin bir at, e, şeyinde güdümünde olan bir sistem. Şimdi bir sürü insan hasta yani ölüm sınırında, ölüm kıyısında. Yani, yani yüzlerce insan var. 615'ten son. E, onlar mesela tahliye edilmiyor. Anneler var. Çocuklarıyla kalan cezaevinde var, tahliye edilmiyor. E, ağır dediğim gibi hastalar var. Mesela 30 yıl cezaevinde kalmış. Ee, tarih olması gerekirken o insanlara bu cezaevi gözlem kurulu oluşturdukları uyduruk bir sistem üzerinden onları tekrar etkin pişmanlığa ya da e, kendilerine göre belirli bir takvim e, hayatta karşıma şeyleri zorlayıp infazlarını yakıyorlar e, şimdi e, en komik de bu bir tane kadın vardı hani e, yolsuzluk üzerinden alındı arabalarına el konuldu E şimdi kadını tutukladınız Arabalarını aldınız. O zaman kadın niye tutukladınız? Tutukladıysanız arabalarını emniyete niye verdiniz? Emniyete verdiniz arabayı ona yani e, sorguladığınız ama basit konularda bile, basit sorularda, basit problemlerde bile o kadar devasa mantık dışı, devasa a, 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 adaletsiz kararları görüyorsun ki e, haliyle de bu tartışmalar çok büyüyecek ve çoğalıyor yani. Korkunç evet. bir şey, korkunç bir dönem. Yani, ama umutluyuz. Korkunç bir dönem ama iki, iki. umut yine bizim mücadelemizde. Evet. 30 yıl e, içeride yatan bir insandan pişmanlık istiyorlar. Olmazsa 3 ay daha yatacaksın diyorlar. Dün şair arkadaşımız tam tahliye olacaktı. E, yeah. Olamadı. Bir yeah. kişi daha var. Ondan etkinlik pişmanlık, etkin pişmanlıktan hayır demiş faydalanamadı. O da 3 ay daha yatacak. Komik bir ülkeyiz işte böyle. Evet. evet. Haftaya bir görüşmek üzere. Şey baş.